Alırım Aile'ye. Olmaz, şimdi değil. Bak alırım diyorum. Onu öyle oraya koyunca alamam mı sanıyorsun? O günler geride kaldı Yavuz Bey. Sinirleniyorum bak. Çıkar şunu. Yavuz Bey, ben de size geliyordum. Buyurun İbrahim Bey. Merhaba. Eve uğradım da demin. Songül Hanımların birkaç eşyası kalmış. Unutmuşlar sanırım. Ulaşamadım da kendilerine. Siz de ahbabısınız ya. Size vereyim eşyaların olduğu kutuyu. Olur, verin bana, ben teslim ederim. Sağ olun, iyi günler. Medine kardeşim, bu mobilya buraya pek uymadı sanki ya, yerini yadırgadı. Evet, biraz öyle oldu sanki. Neyse, alışır artık gözümüz. Ha. Ay Hayriye, sen burada olmayacaksın artık. Uy kuzum benim. Geleceğim ben sürekli. Benden kurtulamazsınız o kadar kolay. Gel bir de masayla deneyelim. Öyle tıkış tıkış fakir sever, yürü. Hoppa. Tamam. Bakalım. Ha, fakir böyle daha tıkış tıkış sever. He. Daha güzel oldu. Vallahi güzel oldu. Oy Medine. Bu da benim yerime bir kahve için. He. Ama ben geldiğimde de bana baş köşeye yarayacaksınız. He. Hayriye. Yani hiçbir şey için geç değil. Hala vazgeçebilirsin biliyorsun değil mi? Yok kardeşim. Kararımı verdim. Vazgeçmeyeceğim. Yani ne bileyim, konuşsaydın Yavuz'la. Belki bir şeyler değişirdi, ona anlatsaydın her şeyi. Ne diyecektim Yavuz'a? Gözümün içine baka baka seni istemiyorum diyen bir adama... ...bizim aslında bir çocuğumuz olacaktı, ben onu kaybettim mi diyecektim. Ne diyecektim? Çocuğumuza sahip çıkamadım, arkandan o kadar ağladım, üzüldüm ki... ...onu kaybettim mi diyecektim. Yani... Ben onun annesiydim, sahip çıkmam gerekirdi. O kadar üzüldüm, o kadar üzüldüm ki... Yapamadım, tutamadım. Hayriye, yani sen de insansın. Tabii ki üzülecektin sen de. Hem doktorun dediğini duymadın mı? Böyle şeyler her zaman olabilir dedi. Hadi bakayım, kendini yüklenme daha fazla. Sen beni sevdiğinden öyle diyorsun. Ama baktığında ben ne kardeşime sahip çıkabildim, ne bebeğime. Böyle yarım akıllı geldim, gidiyorum işte Hayriye. Hayriye, gel buraya. Bazen düşünüyorum, her şey yolunda gitseydi nasıl olurdu diye. Yavuz'la birlikte olsaydık, çocuğumuz da olsaydı, kız olsaydı benim gibi böyle cır 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 konuşurdu. Olan olsaydı babası gibi öyle kurt bakışlı. Ama sonra vazgeçiyorum. Yani bu düşünceden vazgeçiyorum çünkü ben gerçekle barıştım Medine. Benim kaderim böyle. Benim hikayemde Yavuz'la olmak yokmuş. Thank you.
Hadi neyse gel. Arka bahçeye bakalım. Yavuz abi. Birkaç eşya unutmuşsunuz evde. Ev sahibi verdi. Onları alırsın İlkan. Tamam abi, sağ ol. Abi. Sen iyi misin? İyi. İyiyim. Uzak tutmaya çalıştım. Yani böyle daha iyi olur diye düşündüm. Sonra dedim benden zarar görmesin. Ama sonra bir bakıyorum en büyük zararı benden görmüş. Neler yaşamış İsmail. Ne acılar çekmiş, çok, çok yalnız kalmış. Bebeğimiz de çok yalnız kalmış ve ben... Yavuz Bey. Bir şey yapmazsanız her şey için çok geç olacak. Ne demek o İsmail? Songül Hanım'la konuştum. Hayriye Kerim'le evlenecek. Hem de sırf sizi unutabilmek için. Yine yaptık uzun gelinliği ya. Heh. Hadi bakalım. Hadi binsen Hayriye. Heh. Hadi. Hadi gel. Gelin de beni evlendirese tuttu ya. Ters psikoloji mi yapıyor? Ne yapayım, anlamadım ki. Hayriye kız, çok güzel olmuşsun. Aynen, çok güzel olmuşsun. Aha, sağ olun. Hadi. Hadi, hadi. Bunlardaki coşkunun bir kısmı bende olsaydı. Hadi görüşürüz. Sonunda gelebildin. Kaç dakikadır kornaya basıyorum, duymuyor musun? Ya sen ne yapıyorsun burada? Çok güzel olmuş. Sen ne yapıyorsun burada? Yeleni kaçırıyorum. Sen delirdin mi ya? Sen delirdin mi? Kerim'le evleneceğim. Kerim'e söz verdim ben. Bugün o nikah kıyılacak. Kerim'le konuştum ben. Artık biliyor beni hala sevdiğini. Ha, üzüldü biraz. Ama sonra üzülmesinden iyidir. Bak onu da kurtarıyorum, gördün mü? Ya bırak. Bugün bu nikah kılacak. Nikah salonuna gideceğim. Taksi dur. Dur. Ha kardeş, dur. Kardeş, nikah dairesine gideceğiz. Orası belli abla zaten. Hiçbir yere gitmiyoruz usta. Hanımefendi benle kalıyor, hadi. Ya bırak. Bekleme yapma ticari, yoluna devam. Hadi. Allah. Sen ne yapıyorsun ya? Ya ne oluyor şu anda burada? Neyin peşindesin sen? İlla geleceksin, hayatımın içine sonra defolup gideceksin değil mi? Yeter. Haklısın. Ne desen haklısın. Yeter ki konuşalım. Bak ben bir şey yaşıyorum diyorum Yavuz. Geliyorsun, her şeyi mahvedip gidiyorsun. Ben çok sıkıldım. Yeter. Abla ayırsak mı şunları? Yok ayırmayalım. Birleştirmeye çalışıyoruz ya Medine. Götür. Vur. Vurmaya devam et. Sabaha kadar vur ama dinleyeceksin beni. Artık konuşacağız. Neyini dinleyeyim ben senin daha? Anlamıyor musun? Sevmediğim biriyle evlenmene müsaade etmeyeceğim. Etmem Hayriye. Seviyorum Kerim'i ben. Sevmiyorsun. Seviyorum lan. Sevmiyorsun lan. Sevmeyeceksin de. Aslında ikimiz de biliyoruz kim sevdiğini. Hiçbir yolun bittiğin yok senin. Sen onu sevdiğin için evlenmiyorsun.
Beni unutmak için evleniyorsun Hayriye. Ama unutamayacaksın. Ya ben nereden seni seviyorum? Şu kibre bak ya, ben unuttum seni. Unutmayacaksın, unutamayacaksın. Ben denedim Hayriye. Denedim, olmuyor. Ben unutamıyorum. Unutamayacaksın. Sus diyorum. Sus, sus. Ne senin sesini duymak istiyorum, ne seni görmek istiyorum. İstemiyorum seni. İstiyorsun Hayriye. İstemiyorum. Senden nefret ediyorum. Etmiyorsun. Hayriye, istiyorsun. Ben de seni istiyorum. Sana zarar gelmesin diye ben senden uzak durmaya çalıştım. Anlıyor musun? Başımda o kadar bela varken ben sana bulaşır diye korktum cezaevinde. O yüzden seni sevmiyorum dedim. Ama yalan. Yalan. Ben seni seviyorum. Hatta olmazsın diye, kaybolurum diye korkuyorum, anlıyor musun? Ben seni seviyorum. Köpek gibi seviyorum. Başka hiçbir şey düşünemiyorum. Seviyorum seni Hayriye. Her şeyi öğrendim. Bebeğimiz Hayriye. Bebeğimizi kaybettiğini biliyorum. Biliyorum. Ama senin bir suçun yok. Anlıyor musun? Benim suçum. Ama bunu telafi etmem lazım. Yoksa ölürüm. Onun için affetmen lazım beni. Anlıyor musun? Kaldı mı böyle aşklar ya? Onlar türünün son örneği. Öp artık bir Hayriye. Bence de artık öpmeli Songül Hanım. Affet beni. Affet kız, zaviyen gibi adam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.